Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Genel felsefe dersinin, değil mi? Genel felsefe miydi? Ney? Bu da üçüncü dersi. Felsefeye giriş değil, bana genel felsefe diyorlar. Ne demek bilmiyorum yani genel. Özel felsefeler de var belki o yüzden. Şimdi kitap okunuyor mu bakayım, önce onu sorayım. Ne gelmedi? PDF olarak gönderdik diyorlar, nasıl gelmedi? Ben kitap elimde okuyorum diyen kimse var mı? Bak var, gördün mü? Okuyanlar var. Her zaman çeviri her kitapta sıkıntı var. O doğru. Ama şu anda sen bizim bu işleyeceğimiz konunun bölümünü okudun mu mesela? 7. bölümü. Ben 7. bölümü okudum diyen kim var? Okudun mu? Ontoloji bölümünü. Yok yani 7, 8, 9 zaten metafizik de bugün 7'yi konuşacağız. Sen okudun mu? Bir kişi var mı yani okuyan? Sınıfı kurtaran birisi var mı? Hay Allah. Ya çocuklar okumalıyız yani. Hani bunu artık daha nasıl söyleyebilirim bilmiyorum yani. Bu kitabı edinmek ve okumak durumundasınız yani. Hep diyorum ya, dersten önce okuyun. Dersten sonra, dersten sonra bir daha okuyun. Yani ona bir şey demiyoruz da. Ya burası biraz daha böyle iddialı bir yer olmak isteyen bir okul değil mi yani? Buranın öğrencileri olarak sizin biraz daha gayretli olmanızı beklemek hakkımız değil mi yani? Ha? Zaten siz gönüllü gelmiyor musunuz buraya? Değil mi? Yok canım, şimdi ne alakası var ya? İşinizi yapın. Yani hakikaten o işi yapın, iyi yapın. O, okumamanızdan şikayetçiyim, haberiniz olsun. Yani onu da söyleyeyim. Hocalarınıza da söyleyeceğim. Şimdi... Sen bana yardımcı ol, madem okudun, asistanlık yap. Bundan herkese bir tane ver. Bir de arkadaşları için almak isteyenler de alabilir. Bu dersin ve pazar günkü dersin slaytları bunlar. İki derslik. Dolayısıyla pazar günü yanınızda getirmeyi unutmayın. Derse gelecekseniz, olur mu? Hani o geçen dersindi falan demeyin. İki ders için bunlar. Geçtiğimiz derslerle ilgili bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Anlamadığınız, açılmasını istediğiniz, itiraz ettiğiniz, üzerinde düşünüp hani kafa yorup bulduğunuz herhangi bir soru var mı? Ben geçen dersi çok anlamadım. Tamam, bu bir soru değil. Bana ne, anlamıyorsun, anlamadım. Sorun varsa cevaplayabiliriz. Var mı sorusu olan? Hocam, bu arkadaşın kırmızı tişörtünü konuşacak. Ha, evet. Ama işte yani heyhat yok, o yüzden konuşamayız. O da bir soru sayılmaz. Evet, başka? Soru gibi soru var mı? Sonunda soru işareti olan. Yok mu? Yani ben soru yoksa her şeyi anladığınızı varsayayım. Öyle. Ne yapayım? Hocam anlamayınca da soru üretilmiyor. He? O zaman da benim yapacağım hiçbir şey yok yani. Benim yapabildiğimin maksimumu bu kadar. Demek ki olmuyor demektir. Ne yapayım yani ya? Aklıma başka bir şey gelmiyor, değil mi? Yani soru bile çıkmıyorsa ben ne yapayım yani? Bence soru soracak kadar anlıyorsunuz da belki de çekiniyorsunuzdur. Şunu sorsam acaba olur mu olmaz mı diye. Yoksa yeni konuya zaten başlayacağım. Her zaman gibi. Başlayayım mı? Yok mu hakikaten soru ya? Allah Allah. Peki. Senin sorun yok mu hakikaten? Deminki arkadaşın ismi neydi? Senin sorun yok mu hakikaten? Yani bu anladığından mı hakikaten, hiçbir şey anlamadığından mı? Yani hani sizden kaynaklı bir soru değil, benim hiçbir şey anlamadığından mı? Hiçbir şey hem de yani. Hiç. Peki. Kelimeler yabancı, konular yabancı, değil mi? Ama yapacak bir şey yok. İşte yabancı bir şeye giriş yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin aşina olmadığınız bir söyleme, değil mi? Giriş yapmaya çalışıyorsunuz. Kendinize de haksızlık etmeyin. Biraz zorlanmanız normal. Ama yeterli okumayı yapmadan, yeterli emeği sarf etmeden de ilerleyebilmenin imkanı da yok yani. Ben o çabayı da sizde görmek istiyorum yani. O çabayı çok görmediğimi de söyleyeyim yani. Biraz daha gayret etmeniz lazım.
Peki. Şimdi biz bu kitabın iki ana bölümü var söylemiştik. Birisi daha metafizikle ilgili, birisi daha epistemolojiyle, bilgi bilimle ilgili. Biz metafizikle ilgili bölümlere başladık. Bilgiyle ilgili ve doğayla, tabiatla ilgili metafizik sorunlarını ilk iki dersimizde biraz konuştuk. Ne kadar anladıysanız işte oraya giriş yaptık yani. Geçen dersi mesela biraz şöyle hatırlayalım. Orada özellikle işte bu cevher kavramı üzerinde durduk değil mi? Usya kavramı, töz kavramı üzerinde durduk. Bir şeyi kendisi kılan şey olarak cevherin cevheri, usyanın usyası, ontoson, asıl varlık üzerine konuştuk. Aristoteles bu işle ilgili nasıl bir çerçeve geliştirmiş değil mi? Onun o eidos ya da suret anlayışı ki aynı zamanda psühe yani ruh anlamına geliyordu. Ondan konuştuk. Ve Aristoteles'teki madde kavramının nasıl bir kavram olduğunu konuştuk. Bizim bugün anladığımız madde kavramından ne kadar farklı olduğunu konuştuk değil mi? Sonra da o madde kavramının yüzyıllar içerisinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğinden bahsettik. Varlık ya da sonsuzluk kavramının nasıl bir dönüşüm geçirdiğinden bahsettik. Bilgi kavramının nasıl değiştiğinden bahsettik. Niye özellikle bundan bahsettik? Çünkü söz konusu o madde kavramı öyle bir şekilde dönüşüme uğruyor ki Aristoteles'te zaten fiilen var olan bir şeyin olma olmama olanaklılığı olarak da daha düşünsel bir şey olarak tanımlanırken birden statü atlayıp kendisi fiilen var olan, kendisine has bir sureti olan bir şeye dönüşüyor madde. Ve asıl varlığa neredeyse dönüşüyor ve bir cevher statüsü kazanıyor. Doğa işte cisimsel cevher, işte maddi olan alan farklı bir şekilde düşünülüyor ve bizim modern bilim dediğimiz, modern fizik dediğimiz fizik bilimi de onu tasvir etmeye falan başlıyor. İşte dedik özü uzamsal, yayılımsal olan bir şey. Onu yaparken kullandığımız disiplinin adı da işte analitik geometri. Onunla biz bugün mekanik fizik yapıyoruz. Hani teleolojik fizikle mekanik fiziği birbirinden ayırt ettik. Bunu da özellikle bazı problemlerin niye ortaya çıktığını da göstermek için yaptık. Bir problem neydi arkadaşlar hatırlayalım. İşte bu ikicilik, dualizm problemi değil mi? Yani birden karşımıza ayrık, yani birbirine hiçbir şekilde temas etmeyen, farklı özlere sahip iki cevher çıkıyor. Bir tanesinin özü düşünce, bir tanesinin özü uzam, extension. Bunlar hiçbir şekilde birbirlerine de değmiyorlar ve tabiat tamamen uzamsal bir öze sahip filan. Descartes'te karşımıza böyle bir yapı çıkıyor. Ve bu tabii ki çok da büyük bir sorun. Çünkü bu çerçeve içerisinde bireyleri kurmak çok zor, hatta imkansız. Etkileşim bizatihi bir problem. Hani bir etkileşim olduğunun da farkındayız. Nasıl oluyor bu? Onun açıklamasını vermekte zorlanıyoruz. O zaman insanlar ne yapıyorlar? Acaba monist bir çerçeve tekrar geliştirilebilir mi gibi arayışlara giriyorlar. Yani ya düşünsel töze, o cisimsel tözü indirgemeye çalışıyorsun ya tersini yapmaya çalışıyorsun. Kitap ağırlıklı olarak o materyalizm tarafında durmuş. Ama spiritüalizmi de örnek olarak biraz kısaca anlatmış. Bunun neden yapılamayacağı ya da neden zor olduğundan da bahsettik. Yani muhakeme ve dilin İnsan dışı ya da zihin dışı bir ortamda yeniden üretilmesi probleminden bahsettik mesela değil mi? O yönelimsellik probleminden bahsettik ama özellikle problemi çok çok zor kılan şeyin kualya problemi olduğunu söyledik değil mi? Tecrübede ortaya çıkan nitelikler, o işte o kırmızı tişört bugün de, bu mor mu şimdi? Ben renkleri de bilmiyorum ya. Ne bu renk? Ne sayılır bu? Ha? Vişne mi? Yok ya. Mor. Peki. İşte... O mor rengin o niteliği işte, bir koalya bu demek. Ya da işte bir çiçeğin kokusu filan diye konuştuk ya. Cisimsel cevherde olup biteni nasıl açıklarsak açıklayalım, onun niye o şekilde ortaya çıktığı, o öznel tecrübenin nasıl ortaya çıktığı bir türlü açıklanamıyor. O yüzden dualizmden böyle bir türlü de kurtulamıyoruz yani. Belki tersini yapmak daha mı doğru diye insan düşünüyor. Yani düşünsel o, zihinsel olan içinde belki maddi olan ortaya çıkıyor. Monizmi başka türlü mü kurmak lazım? İnsanlar zaten bu yolları denemişler. Zaten dersin amacını hep söylüyorum. Siz bu sorunları sorun olarak, soruları soru olarak fark edin. Yani cevap önermeye falan çalışmıyoruz. Yani felsefeciler neyi konuşuyor, niye konuşuyor onu hissedin istiyoruz. Soruyu anlamanız şu anda zaten kafi. Tek problem o da değil. Yani ikicilik ya da bu indirgeme problemi de değil. Bu beraberinde hatırlayalım. Bu etkileşim probleminin de paralelinde determinizm, indeterminizm tartışmasını da getiriyor. Yani belirlenimcilik, gerekircilik diye de çeviriyoruz determinizm problemini. Yani eğer
Hakikaten cisimsel töz gayet böyle mekanik bir şeyse ve mekanik yasalarına göre deviniyorsa, klasik fiziğin sınırları içerisinde, hani klasik fizik, kuantum fiziğini de ayırt etmiştik hatırlarsanız. O klasik fizik çerçevesi içerisinde kendi içine kapalı aslında ve nedensel olarak da gerekirci, determinist bir yapıdan söz ediyoruz. Orada tabii karşımıza özgür irade problemi çıkıyor. Ya da özgür neden problemi çıkıyor. Yani söz konusu o nedenselliğe dışarıdan hani müdahale edebilecek ve söz konusu o nedensellik tarafından belirlenmeyen bir neden olarak ben kendimi düşünebilir miyim? Hatırlıyoruz değil mi? Yani bir problem olarak ne kadar vahim bir problem. Yani ya diyeceksiniz ki aslında hakikaten bir determinizm var. Ya da diyecekseniz ki yok hayır özgür bir nedensellik de olabilir. Hani epifenomenalizmi konuşmuştuk değil mi? Hani tek yönlü bir belirlenim olduğunu söylüyordu. Cisimsel olan zihinsel olan etkiler ama tersi söz konusu olamaz diyordu. Niye öyle diyorlar? Fiziği kurtarmak için diyorlar. Yani başka türlü bir yorumu yapmak çünkü çok zor. Hani bu bir saati ben alıyordum buradan buraya buradan şuraya koyuyordum da özgür bir neden olarak yaptıysam hani bilgisayar oyunu örneğini vermiştik. Niye bu oyun çökmüyor yani? Birisinin onun açıklamasını vermesi lazım. O oyunun bütün o kodlarına bir müdahale yapıyorsunuz. Orada yazılı olmayan bir şeyi devreye sokuyorsunuz. Niye oyun bozulmuyor? Eğer özgür bir irade olacaksa bunun bir açıklamasının verilmesi gerekiyor. Bu da hakikaten vahim bir problem. Bir de özellikle çok ayrıntısına giremedik ama dedik ki organizmanın kuruluşu da bir problem. Yani mekanik fiziğin perspektifinden baktığımızda biz bir organizmada olup biten her şeyi fiziksel olarak açıklayabiliriz ama bir şeyin canlı olması, organizma olması bu açıklamanın içerisinde verilmiş olmuyor. O zaman da işte teleoloji, o mekanik karşıtlığı, finalizm, mekanizm karşıtlığı tekrar bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bir de ben son bir konuyu konuşacaktım ama süre yeterli olmadığı için konuşmadım. Belki ileride derslerin en sonunda konuşuruz. O da aynı bağlamda ortaya çıkan bir mevzu. Öbür tarafa bakalım, yani cevhere, cevher olarak zihne ya da düşünen töze bakalım. Ruhun ölümsüzlüğü tartışması. Ruh ölümsüz bir cevher midir tartışması. Beraberinde var. Şu an ona çok fazla zaman ayıramayacağız ama o da çok mühim bir, aynı bağlamda tartışılan bir konu. Bugün nereye geçiyoruz? Üçüncü dersimizde. Temelde öne çıkaracağım konu bu var olmayan nesneler. Tabii vardır ne demek? Onu biraz tabii anlamamız gerekiyor. Var olmayan ne demek? Nesne ne demek? Biraz bunları açmamız gerekiyor. Hatırlayalım gene ilk dersimizde de söyledik. Dedik ki bu varlık hakkında ne var ne yokla ilgili konuşmanın yani bu anlamda metafiziğinden iki tane kapısı vardı değil mi? Bir tanesi böyle bu ruh üzerine, melekeler üzerine bir konuşmadan kaynaklanıyordu. O tecrübeyi kuran ama kendisi tecrübede ortaya çıkmayanla ilgili konuşmaya başladığımızda işte o düşünme, duyumlama melekeleri, onların işlevleri falan metafiziksel bir alana sapıyoruz. Bir de dedik dil önemli bir kapı. Dilin imkanları bize ne var ne yokla ilgili konuşma imkanları sağlıyor. Dille ilgili tespitler, dilin yasaları, mantıksal yasaları vesaire ilkeleri varlık hakkında bizim konuşmamızı sağlıyor. Bugün aslında oradan devam edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Şimdi arkadaşlar biz konuştuğumuzda bir şeyleri dile getirdiğimizde, işaretleri yan yana vesaire dizdiğimizde bir şeyleri hakikaten anlıyoruz ve anlamlandırıyoruz, idrak ediyoruz. Bir şeyler hakkında konuşuyoruz ya da bir şeyler hakkında konuştuğumuzu düşünüyoruz. Yani geçen haftaki cevher meselesini falan düşünelim mesela. Ben gerçekten de özel adlarla adlandırdığım o somut varlıklar hakkında konuştuğumu düşünüyorum. Onların asıl varlık olduğunu düşünüyorum. İşte onlara işte o yüzden cevher diyoruz. Onların arazları var falan filan diyoruz. O arazları da o cevherlere dil içerisinde yüklem olarak atfediyoruz filan. Aynı şekilde bakarsak söz konusu Aristoteles bu işi nasıl ele almış dersek gene oradan başlarsak söz konusu bu somut cevherler de kendi içlerinde sınıflandırılıyor. Dilimiz içerisinde onları sınıflandırıyoruz. Onları genel bir takım bu sefer adlarla anmaya başlıyoruz. Yani belli şeyleri bir araya getiriyoruz. İşte sandalye diyoruz. Sandalye gibi bir sürü bir şeyi bir araya getiriyoruz. Araç diyoruz mesela onların hepsine. Ya da belli canlı varlıkları bir araya getiriyoruz. İşte bunlar insan diyoruz. İşte bunlar şempanze diyoruz. Bunlar kaplan diyoruz filan. Yani Aristoteles'in kendi tabiriyle söylersek bu nesne adları ya da nesneleri bir araya toplamakla ilgili kullandığımız bu adlar, genel adlar ikincil cevherlere, ikincil tözlere karşılık geliyor. Yani somut bireyleri dikkate aldığımızda birincil, ilk düzeyde bir cevherden söz ediyoruz. Asıl varlık onlar. Ama onlar da
böyle tek 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 falan var olmuyorlar. Hani biraz böyle kümeler halinde var oluyorlar. Türler ve cinsler halinde var oluyorlar. Onlara da Aristoteles ikincil cevherler diyor. Yani ne var ne yok diye sorarsak evet somut bireyler ve cevherler var. Ne var ne yok diye sorarsak kuşlar, böcekler, çiçekler, taşlar. Yani o genel terimlerin adlandırdığı şeyler var. Anlıyor musunuz? Ha fakat o zaman beraberinde bir başka soru da geliyor. İlk dersimizde de konuştuk. Benim düşünme melekem işte bana söz konusu bu türü ya da cinsi düşündürtüyor. Kendisiyle kalıcı, kendisinde kalıcılığı olan bir varlık olarak düşündürtüyor. Yani ben işte kırmızı dediğimde ya da kaplan dediğimde kendinde kalıcı bir düşünülürü idrak ediyorum. İşte noeta diyoruz onlara, düşünülürler diyoruz. İşte bunlara, bu genel adların adlandırdığı o düşünülürlere de biz ne diyoruz? Külli ya da tümel diyoruz işte. Katalog Yunancası. Katalog evrensel demek. Hani katolik var ya, aynı kökten geliyor. Katolik kilisesi, evrensel kilise demek zaten. Katalog nedir? Tümel ya da külli. Yani kendisi, hani bizim bugünkü fizik itibariyle söylersek, uzay zamanda somut olarak var olmayan, ama bir şekilde onlar vasıtasıyla bu somut nesneleri de sınıflandırıp düşündüğümüz yani, külli ve tümel şeyler, her neyse onlar. Şimdi o zaman beraberinde şöyle bir sorun geliyor. Ya bunlar hani böyle algıda yani duyumlama yoluyla fark edilen şeyler değiller. Yani tek tek ben zürafaları görebilirim ama zürafa dediğim şeyi yani bir tümel ya da külli olarak algılayamıyorum. Ama hakkında konuşuyorum. Ve bir şeye yüklem olarak da onu atfediyorum. Bu şey bir zürafadır diyorum mesela. Bu kırmızıdır diyorum. Yani o kırmızı adının ya da zürafanın adlandırdığı her neyse o, benim düşüncemde yakaladığım ve kavradığım bir şey şu tartışmayı başlatıyor. Söz konusu bu düşünülürler yani külliler ve tümeller varlar mı? İşte var sorusu burada önem kazanıyor. İşte burada ne anlayacağız bundan? Kendilerinde bir varlığa sahipler mi? Yani birisi bize hani ne var ne yok diye sorsa ondan da bahsetmiştik. Hani iyilik sağlık da güzel bir cevap. Tabii iyilik sağlık derken ki oradaki iyilik şey diye yorumlarsanız çok felsefi bir cevap zaten. Platon'un Agaton'u hayrıysa o hakikaten sadece iyilik var. Yani başka hiçbir şey yok değil mi? O da bir külliği. En tepedeki külliği gibi düşünün. Hani onu bir kenara çıkalım. İyi bir kenarda dursun. Ya bu külliler hakikaten varlar mı? Kendilerinde bir varlığa sahipler de yani şöyle diyelim. Duyumlama yoluyla nasıl somut varlıkları fark ediyorsam o arazlarını şunu bunu filan. Acaba ben bu küllileri de düşünsel olarak fark ediyorum. Hani benden bağımsız var da onları da mı algılıyorum acaba? Tırnak içinde yani düşünüyorum anlamında. Bir yargıda bir hükümde tutuyorum anlamında bir soru ortaya çıkıyor. Ha işte meşhur bu realizm ve realizm karşıtlığı tartışması burada ortaya çıkıyor. Özellikle külliler ve tümellerle ilgili. Gerçekten bu tümeller ve külliler varlar mı? Yani şöyle bir şey kastediyoruz. Tekil tekil kırmızılar var ya. Yani kırmızı renkli bir çiçek, kırmızı renkli bir tişört filan gibi kırmızılar var ya böyle. Duyusal alanda bir somut cevherin arızı olarak mevcut olan kırmızılar var ya. Tüm o kırmızıları aşan bir surette, onlardan da farklı olarak duyusal alanda var olmayan ama düşünülür olarak var olan bir kırmızı var mı? Ona tümel diyoruz işte, külli diyoruz. Yani tek tek sandalyeler var, somut sandalyeler. O somut sandalyelerin ötesinde, Platon'un bir tabirini mesela kullanayım, tüm o sandalyelerin de kendisinden pay aldığı, yani varlık kazanabilmek için onun işte formuna büründüğü bir külli, tümel sandalye var mı? Külli öyle bir şey. Anlaştık mı? Ha, ben realistsem, gerçekçiysem yani diyorum ki evet varlar. Aynen işte bu somut sandalyeler duysal alanda nasıl varlarsa onlar da düşünsel alanda mevcutlar. Ben onları bir şekilde düşüncemde yakalıyorum diyorum mesela. Birileri de buna karşı çıkıyor. Platon işte tam böyle dememiş zaten. Platon'u gerçekten okuduğumuzda böyle bir şey de demiyor ama olsun. Platon'a atfedilen diyelim. Hani böyle hani Platon bugün olsa yaşata Platoncu olmayabilirdi yani. Anlamda söylüyoruz. Platon'a göre deniyor ki, hani Platoncular göre diyelim, bu külliler varlar. Hani bir şekilde kendilerinde bir varlığa sahipler. Birileri de buna itiraz ediyor. Daha itirazı zaten hemen kendi öğrencisi malum Aristoteles yapmış.
O da gerçekçi bir adam. Bu arada realist bir adam. Aralarında bir fark var. O diyor ki ya evet hani bu tip külliler, tümeller ben de var olduklarını düşünüyorum ama kendi başlarına bir cevhermişçesine var olduklarını falan düşünmüyorum diyor. Ve hocasını eleştiriyor. Yalnız Platon'un bir meşhur bir diyaloğu var. Belki okumuşsunuzdur. Okumadıysanız da okumanızı öneririm. Daha önce adı geçen bir filozofun adını taşıyor. Parmenides diyaloğu mesela. Parmenides diyaloğunda Platon kendisinin bu idealar kuramı diye adlandırılan kuramını Parmenides'in ağzından yerden yere vuruyor. Orada da bir sürü kanıtlama da öne sürüyor. Nasıl eleştiriyor? Bir iki eleştirisinden bahsedeyim. Zaten dersimizin şu an ilk kısmı bu tümellerle, külliler ve onlarınla ilgili kuramlar ve eleştirileriyle ilgili. Önce biraz onları konuşacağız. Daha sonra tekillere, şu tek tek nesnelere ve onların varoluşuna geçeceğiz. Anlaştık mı? Dersin genel bugünkü gidişatı böyle. Şimdi nasıl eleştiriyor? Yani birisi kalkıp, ya kardeşim tek tek nesnelerin dışında işte külliler de var, tümeller de var ya da Platon'un kendi tabiriyle bir cevher olarak, hani bir varlık olarak düşündüğümüzde idealar var derse ne olur? Pay alma diye hani demin söyledim ya, bir şeyden pay alarak var oluyor. Parmenides ile Sokrates mesela o diyalogda kendi aralarında tartışırlarken, Sokrates orada genç bir felsefeci, bu kuramından bahsediyor. Parmenides de onu sorguya çekiyor ve biraz perişan ediyor, öyle söyleyelim. Bunu yazan da Platon bu arada, o yüzden diyorum. Hani Platon acaba ne diyordu, ayrı bir tartışma konusu. Pay alma nasıl gerçekleşiyor aslında? Yani bu pay alma bağıntısı nasıl kuruluyor, onu sorguluyorlar. Diyor ki mesela Parmenides, ya diyor sen bu pay almayı nasıl bir şey olarak düşünüyorsun? Bir şeyin bir kendinde varlığı varsa o oradadır. Buradaki her yerde bir ve aynı zamanda kendisi olarak var olmaya devam mı ediyor diyor. Yani bir şey kendisi olarak var olacak bir tane ama bu sandalyede, bu sandalyede, bu sandalyede o çokun kendisinde de var olacak. Bu diyor nasıl olabilir? Hakikaten bir düşünün yani. Kendisi olan bir şey ve bir tane olan bir şey her yerde var olacak. Kendi dışında var olacak. Sıkıntılı. Bu pay alma ilişkisi nasıl kurulur filan diyor. Mesela acaba diyor ya bir yelken bezi gibi bir şey düşünsek, gökyüzü gibi hani tümel. Bütün sandalyeler mesela, sandalye tümel öyle bir şey. Bütün sandalyeler onun altında duruyor gibi bir şey midir diyor mesela. Olamaz tabii yani. Çünkü mesela sandalyeleri dizsek her sandalyenin tam tepesine o yelken bezinin bir parçası düşer. Bütünüyle o yelken bezinin hepsi düşmez. Oysa yelken bezinin bütününden her bir sandalyenin pay aldığını düşünüyor olmamız lazım falan. Yani fiziksel bir parça bütün ilişkisiymiş gibi bir pay alma çok kolay böyle kabul edilebilecek falan bir şey değil. Tabii Sokrates yeni yollar falan filan deniyor. Acaba diyor zihinsel bir şey, kavram gibi bir şey filan mı acaba bu falan gibi bir şey soruyor Sokrates. Evet diyor galiba böyle bir şey falan filan diyor. Fakat düşünürseniz o da çok mantıklı bir şey değil. Ya kavram dediğimiz şey, şeylerin kavramları var ve her bir şeyin de bir kavramı var. Yani bu sandalyenin de bir kavramı var, bu sandalyenin de bir kavramı var vesaire vesaire vesaire. Bizim aradığımız şey bütün bu kavramların hepsini de aşan tek bir şey. O pek kavrama benzemiyor. Birazdan onu tekrar söyleyeceğim. Şöyle de düşünebilirsiniz. Zihinsel, zihni bir varlık atfederseniz ideaya ya da tümele en azından şunu söylemiş oluyorsunuz. Benim zihnimde var olduğu şekliyle kavramla senin zihninde var olduğu şekliyle kavram aslında en azından bulundukları mekan itibariyle farklılar. Yani senin kırmızıdan anladığım, benim kırmızıdan anladığım gibi bir şey bu. Oysa bizim derdimiz de bu farklılıkları aşacak şekilde tek bir kırmızının olması, tek bir sandalyenin olması ve her şeyin ondan pay alması kavram işi de pek yürümüyor falan. Yani o diyaloğu okursanız ben burada hepsini falan anlatamayacağım. Ciddi ciddi sıkıntılar çıkıyor. Aristoteles'in sonradan üçüncü adam kanıtlaması diye meşhur olmuş bir kanıtlaması var. Aynı diyalogda geçiyor. Bu sefer şöyle bir problemden de bahsediyor Parmenides Sokrates'e. Şimdi diyor ki ya sen bu asıl varlık olarak düşünüyorsun hani bu idealları filan. Hani peki diyor bunlar kendi kendilerine yüklenebilir şeyler mi? Yani demek istediği şey şu, sandalyeye sandalye yüklemi yüklenilebilir mi? Sandalye iddiasına. Kırmızıya kırmızı yüklemi yüklenebilir mi? Sokrates diyor ki evet.
Çünkü öyle olmazsa hani orada sistemin bir kapanması lazım. Bir şey hem birey olacak hem de kendisi yüklem olacak. İkisi aynı anda olabilmesi lazım ki ideal olsun filan. Ama o zaman diyor şöyle çok ciddi bir sıkıntı çıkar diyor Parmenides. Bir şeye biz niye belli bir yüklemi yükleriz? Hani o yüklemin yüklenebilmesinin bir zemini varsa. Yani bir şeye sen niye kırmızı dersin? Onda belli bir kırmızılık varsa. Hani belli bir şekilde belli bir kırmızı özelliği taşıyorsa. O zaman herhangi bir A nesnesine, A yüklemini yükleyebilmek için o yüklemle, o yüklemi yüklediğiniz şeyin arasında bir ortaklık olması lazım. Ona da ne diyelim? İşte A'nın kendisi. A'lık gibi bir şey yani. İyi de o zaman çok tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Ben diyelim ki bu A nesnesine A yüklemini yüklemek istediğimde bunun zemininde yer alan ve ikisinde de ortak olan bir A'ya ihtiyacım var. İşte üçüncü adam bu. Ve bu bütün bu ilişkiler için geçerli. Bunu buna yükleyeceksen de gene bir ortak bir zemine ihtiyacın var. İşte buna sonsuz gerileme problemi deniyor. Yani self-predication dediğimiz bir şeyin kendisine yüklemlenebilmesini kabul ettiğinizde o yüklemleme beraberinde bir sonsuz gerileme problemi getiriyor. Galiba bu da olmadı diyorlar filan. Her şeyi deniyorlar, bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Şimdi Aristoteles özellikle bu probleme kendisinin bir çözüm getirdiğini iddia ediyor. Onu da söyleyeyim. Hani dedik ki Aristoteles de bir realist, bir gerçekçi. Hocasının kuramını da çok beğenmiyor. Böyle kendinde düşünülürler var kuramını. Platon da kendi diyaloğunda zaten hani bir şekilde yerden yere vurmuş. Peki ne demeye çalışmış? O da ayrı bir konu. Niye öyle yazmış değil mi Platon? Onu bir kenara bırakalım. O bak daha ileri felsefe dersi konusu olabilir. Hani bu ders giriş mi diye ara ara soruyorsunuz ya, kaygılanıyorsunuz bu ne biçim giriş ya falan diye. Vallahi ilerisi var. Yani ilerisi var. Hani bu daha giriş. Onu bir kenara bırakalım. Ha, Aristoteles nasıl bir çözüm buluyor buna? Aristoteles hakikaten o somut var olanla, değil mi? Asıl cevheri uzay zamanda da diyelim, bugün anladığımız anlamda bir yeri olan, zamanda var olan somut var olanlara cevher ya da töz diyor. Onlara yüklemlenen şeyler olarak tümellerden, küllilerden bahsediyor. Somut asıl var olan, yani öyle düşünülür alemde var olan bir şey değil. Burada var olan şeyler, yani bunlar var. Ha o bütün tümeller, külliler buna yüklenen ve bunun yüklemi olarak var. Peki buna yüklenen kırmızı yükleminin kendisi kırmızı mı? Ha yok değil Aristoteles'e göre. O kırmızı bir düşünülür olarak ve buna yüklenen olarak var ama kırmızı yüklemini kırmızı yükleminin kendisine yükleyemezsiniz. O yüzden de böyle bir problem mesela çıkmaz. Peki Aristoteles'in tarzı bir realizm kurtuluyor mu mesela? Meseleyi yani böyle çözüyor ve o realizm hallol ne kadar güzel oldu falan diyor muyuz? İki nokta var burada. Bir tanesi şu. Hani bir ara çok kısa bir adı geçti Occam diye birisinin isminin. Hani bu meşhur Occam'ın usturası diye de adı geçer. Meşhur bir usturası vardır. Occam'ın usturası diye bir tartışma var. O da şu. Adam demiş ki varlığı demiş lüzumsuz yere çoğaltmamak lazım demiş. Ne demek bu? Eğer somut varlıklar varsa ve onlar hakkında konuşan bildiğimiz bir dilimiz varsa lüzumsuz yere yeni tümeller mümeller ekleyip varlığı çoğaltmaya gerek yok demiş. Realistlere böyle sinir olanlar özellikle yani bunu öne sürüyorlar. Ya niye bunu çoğaltıyoruz? Bir de tümeller var. Niye diyoruz? İşte ya bunlar var. Bunlar cinsinden konuşabiliyorsak ne güzel olur filan diyorlar. Birazdan onlar ne diyorlarmış onu size anlatacağım. Onların problemlerini de anlatacağım. Dolayısıyla Aristoteles'e de Platon'a da gelen böyle bir eleştiri var. Başka eleştiriler de var. Fakat özellikle bir eleştiri var ki burada anmak istiyorum. Realizme yönelik bir eleştiri. Bakın biz bu tartışmaya nereden girdik? Dilden başladık gene. Unutmayalım. Yani dildeki bir takım terimlerin göndergesi olarak, hakkında konuştuğu şey olarak tümellerden bahsettik. Değil mi? İşte kırmızı mırmızı filan gibisinden. Ha, tek tek adları da olmayabilir tümellerin. Ben sentaktik olarak bir betimleme ifade ederim. Şöyle 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 özelliğe sahip olan derim. O bana bir hakikaten tümeli, bir külliyi, bir kümeyi yani tanımlayabilir. Yani mesela Güneş adlı gezegenin etrafında dolananlar kümesi gibi bir küme. İşte Güneş sistemindeki gezegenler kümesidir. O da bu anlamda bir düşünülür olarak küllidir, anlıyor musunuz? Şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Acaba biz herhangi bir şeyi
dilin de kurallarına uygun olarak dile getirsek, bu o şeyin bir külli olarak, düşünülür olarak var olmasını garanti eder mi? Bir daha söyleyeyim mi? Ha, tamam bak. Şimdi ben dilimin imkanlarıyla, şu anda Türkçe konuşuyoruz, sentaktik olarak hani bir saçmalığa da yol açmadan belli bir şey ifade ettiğimde, madem düşünülürler var diyoruz külliler, realistler onu söylüyor, o dile getirilenin işaret ettiği ve onun yardımıyla düşünülen her ne ise, işte o külli ya da o tümel vardır diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Niye demeyelim? Diyelim. Niye demeyelim mi? Heh. Şimdi bu hakikaten önemli bir soru. Realizm eleştirilerinin günümüzde aldığı şekil açısından da son derece önemli. Hani dedim ya, bu adlar, bu terimler kümeleri adlandırıyor. İşte belli bir nesne topluluğunu, birey, somut birey, cevher topluluğunu adlandırıyor diye. Zaten bu konuyla ilgili problem de o nedenle kümelerle ilgili ve küme kuramıyla ilgili çıkmış. Şimdi söyleyince zaten bir yerlerden duyduğunuzda hatırlayacaksınız. Bu soru işte Russell paradoksu ile ilgili. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında yaşamış bir mantıkçı ve matematikçi ve felsefeci Britanyalı, İngiliz Bertrand Russell diye bir adam var. Onun meşhur bir paradoksu var. Russell paradoksu diye bugün biz anıyoruz. Adam demiş ki, bu soruya yani olumsuz cevap vermiş. Demiş ki, biz demiş sadece dilin imkanlarıyla bir şeyler ifade ettiğimizde herhangi bir kümenin bu anlamda, herhangi bir o kümeyi de dolayısıyla bir araya toplayan tümelin ya da külliğinin var olduğunu iddia edemeyiz. Kim biliyor asıl paradoksunu? Bana anlat şu tahtiye, çık sözlü yapacağım, sen söyle desem kim anlatır? Böyle seni herkes korkuyor anlatır. Ha, yok canım, yani şöyle bir haberdarım ya falan diye. Duydun. Ha? Berber paradoksu da ona çok benziyor. Evet, onu kullanıyoruz biraz paradoksal. Şimdi nasıl bir paradoks bu, size anlatayım. Diyor ki Russell, dilimizde şöyle bir küme ifade ettiğimizi düşünelim diyor. Kendi kendisinin elemanı olmayan kümelerin kümesi diye bir küme düşünelim diyor. Kendi kendisinin elemanı olmayan kümelerin kümesi. Şimdi diyeceksiniz ki ya kendi kendisinin elemanı olan küme olur mu? Olur. Mesela ben derim ki soyut nesneler kümesi derim. Soyut nesneler kümesinin kendisi de hani somut bir nesne olmadığı için soyut nesne kendi kendisinin elemanı. Yani böyle bir şey düşünmekte bir mahsur yok. Ha, kendi kendisinin elemanı olmayan kümelerin bir kümesi olabilir mi? Mesela kendi kendisinin elemanı olmayan bir küme düşünelim. Mesela sandalyelerden bahsettik. Sandalyeler kümesinin kendisi bir sandalye mi? Çekip şöyle oturabilir misin altına? Yok. Demek ki kendi kendisinin elemanı değil. Anladınız mı? Ya bak, şimdi kendi bir öyle kümeler var ki, öyle ben ifade ettiğimde o kümenin kendisi de kendi kendisinin elemanı. Yani işte soyut bir nesne diyoruz. Onların hep soyut nesne toplayıp bir küme yapıyoruz. Kümenin kendisi de soyut bir nesne olduğu için kendi kendisinin elemanı. Ha, sandalyeler için bunu söyleyemiyoruz. Ya sandalyeleri bir araya, bir dünyadaki tüm sandalyeler yani işte. Topluyorsun bir araya, bir küme yapıyorsun. Bu sandalye mi? Yok değil, soyut bir nesne ya. Yani sandalye, ya hiçbir şey değil yani. Sandalye zaten olamaz. Nasıl altına çekip oturacaksın, düşersin ya. Bir şey yok, öyle bir şey. Anlaştık mı? Şimdi diyor ki nasıl? Kendi kendisinin elemanı olmayan tüm kümelerin kümesi diyelim. Yeni bir tanım yaptık. Bak, kendi kendisinin elemanı olmayan tüm kümeleri içine alan küme. Böyle bir kümeyi ifade etmekte de, ifadede bir sakınca yok. Böyle bir kümeyi ifade edebilirim. Tamam mı? Böyle bir küme kendi kendisinin elemanı mıdır, değil midir? Soru bu. Bak, kendi kendisinin elemanı olmayan tüm kümelerin kümesi kendi kendisinin elemanı mıdır, değil midir? Şey gibi, tekerleme gibi, bir seferde söyleyen geçiyor falan. Anladınız mı? Ha, düşünelim şimdi.
Birisi kalkıp derse ki, yahu kendi kendisinin elemanı olmayan tüm kümelerin kümesi kendi kendisinin elemanı olmalıdır. İfadenin kendisi, kümenin kendisi ben değilim diyor. Öyle bir şartı sağlarsa o kümenin içine giremez zaten. Değildir dersek de o kümenin içine girmesi gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Bakın işte bir paradoksal durumla, bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Ha. Ben öyle bir küme tanımı veriyorum ki, söz konusu o küme tanımı, işte dilde ifade ettiğim bir şey, çelişkiye düşmeksizin düşünebileceğim bir küllüye ya da bir kümeye işaret ediyor. O zaman dile olan itimadımızda bir sarsılma oluyor. Yani dile getirilebilen her şey, dille söylenilebilen her şey hakkında bir çelişkiye düşmeden kendisine varlık atfedebileceğimiz bir külliye, bir tümele işaret eder, gönderimde bulunur diyemiyoruz. Bir de bunun yanına demin söylediğim bu Okkup'un usturasını katın. O zaman birileri diyorlar ki, ya başımıza biz niye bela açıyoruz? Var olup olmadıklarını bilmiyoruz. Bir de üstüne üstlük varlığı çoğaltmış oluyoruz. Şu işten tamamen kurtulalım, antirealist olalım. Peki ne olacağız? İki seçenek var. Demin bir tanesini söyledim. İşte konseptüalizm bunlardan bir tanesi. Diyelim ki ya bunlar zihin dışı bir varlığı olmasın. Varsa benim zihnimde var olsun. Konseptüalizm bu. İkincisi de nominalizm ya da adcılık. Sadece somut nesneler olsun, bunların bir aradalığının adı tümel olsun. Yani o adın işaret ettiği o somut nesnelerin toplamından fazla ve farklı bir tümel ya da külli, bir düşünülür, var oluyor demeyelim diyorlar. Yani realizmden başka bir tarafa, daha zihni ya da daha lisani diyelim, bir varlığa doğru tartışmayı kaydırıyorlar. Anlaştık mı? He? Akla uygun da şimdi bak ne problemler çıkacak. Oho çıkmıyor. Hep problem çıkıyor. Nominalizmi daha uzun da anlatacağım. Nominalistler adcılık demek. Farklı versiyonları var. Birazdan göreceğiz ama öz itibariyle onlara göre somut bireyler, işte o cevherler, şunun gibi şeyler var. Onları böyle bir araya getirip topladığımızda ve bir etiket yapıştırdığımızda, yani o kümenin belirlediği bir düşünülür, düşüncede var olan bir cevher yok. Sadece somut var olanlar ve onların bir toplu adı var. Birazdan geleceğiz buna, merak etmeyin. Ama konseptüalizmle ilgili söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Konseptüalizm çok cazip de görünse, ya bunların varlığı zihni canım, yani kırmızı, bütün o tekillerin dışında benim zihnimde bir varlık olarak var falan filan demek problemi çözmüyor. Yani demin de söyledim ya, diyelim ki benim zihnimde bir kırmızı var, buna K1 diyelim. Senin zihninde bir kırmızı var. Bunların ikisinin özdeş olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü en azından diyorum ya, bir tanesi senin zihninde var, bir tanesi benim zihnimde var. Artı senin, işte onu da önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşacağız. Nelere kırmızı dediğinle dolayısıyla kavramına göre, benim nelere kırmızı dediğim konusunda da hani ara da tartışıyoruz ya, ya bu kırmızı mı abi, yok abi bu bilmem ne gibisinden. O işte kavrayış farklılıklarından da geliyor. Bunlara özdeştir diyemediğimiz için zaten bizim bütün derdimizin başladığı yere geri dönüyoruz. Bütün bunları aşan ve ikisinin de hangisi hani pay aldığı bir kırmızı olsa diye zaten bu tümelleri düşünmüştük. Konseptüalizm hani bunların varlığını buraya indirgediğinde başımıza daha büyük problemleri aşmaya başlıyor. Anlaşabilmekle ilgili, iletişimle ilgili sorunların da başladığı bir yer oluyor burası. Yani konseptüalizm belki bir çözüm ama sıkıntılı bir çözüm. Yani belli problemleri kabul ederseniz devam edebilirsiniz. Biraz daha altcılığı konuşalım. Çocuklar, altcılığın çok versiyonu var. Yani bir tane böyle versiyonu yok. Mesela bazıları diyorlar ki işte somut bireyler var. Biz diyorlar, dilimizi aslında, dil bizi yanıltıyor. Yani dilde sanki tümeller varmış gibi görünüyor da aslında gerçekte tümeller, mümeller falan filan. Yok, sadece somut bireyler var. Dilimizi diyorlar, öyleyse dönüştürelim. Mesela kırmızı bir renktir gibi bir cümleyi alalım diyorlar mesela.
Kırmızı sanki bir tümele, renk bir tümele işaret ediyormuş, külliye işaret ediyormuş gibi görünüyor. Böyle demeyelim, tüm kırmızı şeyler renkli şeylerdir gibi cümleler kuralım diyorlar. Yani tüm kırmızı şeyler kırmızı şeylerin kümesi, renkli şeyler renkli şeylerin kümesi. Bak sadece somut varlıklar var, bir küme öbürünün alt kümesiymiş gibi oluyor filan. Hiç tümel mümel kalmıyor işin içerisinde. Hep somut olan varlıklar cinsinden konuşabiliyorsun, anladınız mı? Fakat bunun yapılabilmesi için, işte orada teknik problemler var, buna indirgeme diyoruz. Yani dildeki belli bir ifade biçimini başka bir ifade biçimine indirgiyorsun, bunun iki yönlü olabilmesi lazım. Yani hakikaten tüm kırmızı şeyler renkli şeylerse kırmızı renktir demekte bir mahsur yok. Peki mesela birisi dedi ki tüm kırmızı şeyler uzamlı şeylerdir dedi, hani uzamdan bahsedelim. Kırmızı uzamdır diyebilir miyiz? Yok diyemiyoruz. Yani orada bir sıkıntı var. Kırmızı nitel bir şey ve nicel bir şeye indirgenemiyor. Dolayısıyla bu dildeki bir manevrayla problemi çözmek çok zor. O zaman birileri kalkıyorlar diyorlar ki ya sadece dilde varlığı olan yüklemler olsun tümeller. Yani kırmızı diye bir yüklem var. Dilde var ama bak gerçeklikte falan yok. Başka da bir anlamı da yok. Dilde kullanıyoruz, işimize de yarıyor filan. Neden sıkıntılı bu? Çünkü öyle bir diliniz varsa ki belli renkleri adlandırmıyorsanız ve gerçeklikte onların somut örnekleri varsa onlara yok muamelesi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Anladınız mı? Yani ben sadece dilde var bunlar dediğimde ama benim dilim öyle bir dil olabilir ki mesela Eskimoğulların dilinde 20 çeşit beyaz var mesela. Hepsinde ayrı adı var. Benim dilimde onlar yok. Ama onlar oradalar yani. Dildeki varlığı esas alırsan hani hakikaten somut var olanların varlığını da haksızlık etmiş oluyorsun. Yani asıl varlığı temsil etmiş olmuyorsun yani. Birileri diyorlar ki ya madem öyle olmadı şu küme meselesi üzerinden gidelim. Belli bir somut var olanlar kümesi belli bir tümelin adını taşıyor olsun. Yani bir külliyi adlandırmasın da o kümenin adı. Mesela kırmızı tüm şeylerin kümesinin adı kırmızı. Hani benim adım kırmızı var ya o küme diyor ki benim adım kırmızı diyor. Tamam mı? Gibi. Ha? Ya da işte dünyadaki tüm sandalyelerin toplamı işte bir küme yaptık. Ona buna doğal küme adcılığı deniyor. Doğal küme nominalizmi. Hepsini bir araya topluyorsun. Adı sandalye falan gibisinden. Bu da problemli. Hep problem çıkıyor bakın. Niye problemli? Meşhur bir örnek vereyim. İşte buna kaplam da diyoruz. İşte kümenin kaplamı diyoruz. Extension diyoruz başka bir anlamda. Kaplamları aynı olan ama aslında farklı anlamlara gelen terimler var. Mesela hani klasik bir örnek vereyim. Dolaşım sistemi olan her canlının boşaltım sistemi de var. Hayatta kalabilmesinin başka yolu yok çünkü. Ha, yani kan dolaşımı olanın boşaltım sistemi de var. Dolayısıyla mesela iki tane terim düşünüyorum şimdi. Böbreği olan ve kalbi olan. Kaplamları aynı. Doğal olarak onları şöyle bir araya toplasam ikisinin de kaplamında aynı bireyler var. Böbreği olanın kastettiği anladığım şeyle kalbi olanla anladığım şey bambaşka. O anlam farkının nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyorum. Sadece kaplamlar var, bireyler var dediğimde o terimler arası fark açıklanamaz hale geliyor. Anlıyor musunuz? Kaplam birey mi? Yok, kaplam bütün o bireylerin toplamı demek. Yani bir kavramın altına düşen ya da bir yüklemin kendisine atfedilebileceği tüm bireylerin toplamı o terimin kaplamını oluşturuyor. Bu mantıksal bir ifade. Kimler mantık dersi aldı? Tamam, güzel. Peki, bir tür bir mantık dersi. Şimdi birileri de diyorlar ki ya madem öyle arkadaş bu da olmadı. Son bir girişim olarak şöyle yapalım. İnsanlar hakikaten bu terimleri kullanmayı nasıl öğreniyor? Belli bir ne diyelim terimin anlamını en iyi belki de yakalayabilecek özel bir küme belirliyorlar. Yani çocuklara da biz bunu böyle öğretiyoruz. Yani işte domatesi gösteriyoruz bak oğlum kızım bu kırmızı diyoruz filan gibi. Anlatabiliyor muyum? Ha? Ya da işte gökyüzünü gösteriyoruz, işte mavi falan filan diyoruz.
Çocuk da bir şekilde, ha ya işte şu mavi nasıl bir şeydi? Ya gökyüzüydü. Başka mavi ne var ya? Su işte, ne denizmeniz falan işte. Birkaç şeyi böyle bir araya getiriyor. Efendim işte mavi böyleymiş. İşte sandalye. Yani buna benzerlik kümesi acılığı deniyor. Yani birkaç şeyi topluyorsunuz, özel bir küme oluşturuyorsunuz. Onun adı söz konusu o genel ad. Tümele karşılık geliyor. Anladınız mı? Bunda da bir problem var. Yani problem olmayan zaten yok. Problem olmayanlar var da onları size anlatmıyorum tabii. Niye? Çünkü kötüyüm. Yani bir şekilde size eziyet etmek istiyorum. Evet. Niye var? Şimdi göreceğiz. Göreceğiz niye var. Şimdi çocuklar şöyle düşünün. Hangi üç nesneyi, iki nesneyi, kaç nesneyi olursa olsun toplarsanız toplayın. O nesnelerde hemen her zaman ve hatta her zaman sizin kullanmak ve ona atfetmek istediğiniz tümelden farklı bir ortak nokta düşünülebiliyor. Yani mesela ben domatesi aldım, kanı aldım. Başka ne alayım? Kirazı aldım, ne bileyim hani ama sarı kirazlar da olsun, peki kiraz aldım. Bunları benim oğlanın önüne koydum, tamam mı? Dedim ki, işte bunlar var ya işte, bunlar da işte ortak olan şey aslında, hani demek istiyorum da demiyorum tabii. İşte oğlum bu kırmızı dedim, tamam mı? Oğlum onlara bakıp, ha canlı şeylere kırmızı deniliyor diyebilir. Yani ortak başka bir şey yakalayıp ona kırmızı diyebilir. Ben ona oğlum ne kadar aptalsın ya işte kastettiğim şey bu değil. Bak bunların işte ortak rengi var ya dersem o zaman tümeli varsaymış olacağım için bunu diyemiyorum bak. Anladınız mı? He? He? Yani ne zaman öyle bir küme toparlasan biri çıkıp ha demek buna bunu diyorsunuz diyor. Gidip boğazını sıkmak istiyorsun ama haklı. E kalkıp yok kardeşim ortak olan ne tümel ha biz zaten tümellerden kaçıyorduk olmadı filan diye geri basıyorsun anladınız mı? Ha demek ki varlık hakkında konuşmak ve varlığı sınıflandırmak, varlıktaki şeylerin tanımlarını vermek konusunda bu realizm, nominalizm, konseptüalizm tartışması çok zor bir tartışma. Biz gerçekten konuşurken genel adlarla neyi adlandırıyoruz? Onlar gerçekten var mı yok mu? Meselesi çok ağır bir mesele yani. Anladınız mı? Kaç bin yıldır da içinden çıkamadığımız mevzular bunlar. Bir çözümü var mı? Evet var. Anlatacak mıyız? Hayır. Tabii ki anlatmayacağız. Tamam mı? Evet. Olmayan bir şey biliyorsunuz. Farklı bir laf aynı şeyden, aynı şey üzerinden düşünüyor. Dolayısıyla bunu zaten var eder. Şu aynı lafı o kadar problemli ki işte. Hangi aynı? Ama yani bir kavram üzerinden yürüyoruz. Yani ben de... Kavram dedin. Senin kavramla benim kavramın aynı olduğunu nereden biliyorsun? Ama bir şey kırmızı diyoruz. Neye kırmızı diyoruz? İşte kırmızı dediğimiz şeye kırmızı diyoruz. Bak. Hani bu fizikçiler diyorlar ya bu renklerin frekans bantları var. Hani kızıl ötesi, işte mor ötesi falan filan. Bugüne kadar bence hiç kimse frekans bantının şu aralığı kırmızıdırı söyleyebilmiş değil. Ton dediğimiz şey ne peki? Hayır, nereden geçiyor o sınır? Son derece öznel olduğu için. Yani biz bir tercih yapıp koyduğumuz için. Arkadaşım yani... Gerçekten de şu bantın arasındaki bir şeye, renge biz kırmızı deriz. Kırmızı diye bir külli var ve bu bantın arasındaki frekansta ışık yayan şeylere kırmızı denir gibi bir çözüm yok. Değil mi bakın? Anladınız mı ne dediğim? Yani o frekans bantını düşünün. Ya zaten hani renkler özellikle problemli. Yani renklerin içinden çıkmanın zaten imkanı yok. Sandalye de bence öyle. Sandalye de çok farklı değil. Yani sandalye neye denir? O da hani ilk derste de ben size kapıdan bahsetmiştik hatırlarsınız. Kapı neye denir? Ya kapı işte bir binaya giriş çıkışta kullanılan, genelde sapı mafı da olan hani kapı sapı falan hikayesi vardır. Genelde dikdörtgensel falan filan. Ya değil kardeşim. Adam yuvarlak kapı da yapıyor, sapı da olmuyor.
binaya girmek için de kullanmıyor, bilmem ne. Kimin kafasındaki kapıdan bahsediyoruz, hangi kapıdan bahsediyoruz filan. Çok zor. İşte o herkesin kafasındakini ayrıştırıp, bu tümör dediğimiz şey tam olarak o. Bu hepsinin, yani bir dakika toparlayacağım. Yani herkesin kafasında bir kapı var. Biz belki de herkesin kafasında bir kapı yok yani. Belki de yok. Hani bu kapısız köyden mi geldin diye bir laf vardı. Sen kapısız bizi yine sahip olabilirsin. Olabilir. Yani bunların üstünde bir kapı mı tümel dediğimiz şey? Evet, yani şöyle diyelim. İşte bütün bunlarda ortak olan ve bütün kapıların kendisinden pay aldığı bir kapı düşünülürü. Bak, duyuluru değil. Var mı? Tümeller sorunu bu demek. Fakat vardır demek çok zor. Yoktur demek başına öyle problemler açıyor ki biz o zaman neden bahsediyoruz, ne konuşuyoruz, ne felsefesi filan oluyorsun. Ne felsefe geçtim, ne bilimi, hiçbir şey kalmıyor. İkisinin arasında bir ayar tutturmak kolay bir şey değil. E peki o zaman bize şunu bir anlatın bakayım, tümelden neyi kastediyorsunuz diyorlar. Siz işte anlatmaya çalışıyorum, adamın birisi küme olsun, bilmem öteki bu olsun falan diyor. Oho, bir sürü problem çıkıyor. Felsefe yapmak o kadar kolay olsaydı zaten yani. Değil mi? Bakın şöyle söyleyeyim, belki işte 6 ders, Allah ömür verdi dersleri yaparsak belki ben size bu şekilde 30 tane problemden bahsetmiş olacağım. Filozof dediğimiz adam ne yapmaya çalışıyor? Bunların 30'una birden aynı anda çözüm bularak bizi ileriye götürmeye falan çalışıyor bir konuda. Yani ne kadar zor bir işle uğraştıklarını da anlayın diye söylüyorum filozoflara. Tamam mı? Artı herhangi bir bilimdeki bir tartışma, yani bu doğa bilimleriyle ilgili olur. Bizim ilim dediğimiz şey ne? Bizim için vahiydir, efendim, peygamberimizin fiilleridir, şudur budur filan. Onlarla ilgili ilim yapacak adamın da aslında geçmesi gereken bir sorun yumağı bu. İşte diyorum ya, istediğiniz kitabı alın. Bu istiyorsanız fıkıh kitabı olsun, istiyorsanız tefsir usulüyle ilgili bir kitabı, hiç fark etmez. Açıyorsun, adam zaten başında bilmem kaç sayfa aslında bu meselelerle uğraşıyor. Ben dilden ne anlıyorum? Mantıktan ne anlıyorum? Varlıktan ne anlıyorum? Şu problemi nasıl çözüyorum? Niye? Çünkü sonrasında söyleyeceği şeyleri temellendirebilmek için bu soruları bir şekilde halletmek, belli cevaplar önermek durumunda. O felsefi soruları böyle halının altına süpürerek falan geçemiyorsunuz yani. O yüzden bunları biliyor, üzerinde düşünüyor, fark ediyor olmanız lazım ki işte burada okuduğunuz işte kelam kitapları, fıkıh kitapları artık ne okuyorsanız ya da okuyacaksanız nelerin tartıştığını hissedin ve anlayın. O yüzden genel felsefe dersi alıyorsunuz. Ve hiçbiri hakikaten kolay değil. Peki. Bakayım süremiz nasıl? İyi, gayet iyi. Şimdi başka bir probleme geçiş yapıyoruz. O da bu sefer işte tekil nesnelerle ilgili, singular nesnelerle ilgili. Şimdi bu sefer gene dile geri dönüyoruz. Genel adlardan değil, özel adlardan ya da belirli betimleyici ya da tasvir dediğimiz ifadelerden bahsediyoruz. Yani somut bir nesneyi belirleyen ifadelerden bahsediyoruz. Mesela bu sefer belli bir kümeyi adlandırmak istemiyorum da tek bir şeyi adlandırmak için bir ad kullanıyorum. Mesela Everest diyor. Mesela Everest bir dağın adı, tek bir dağın adı. Ama onu mesela adlandırmak istersem sadece özel ad kullanmayabiliyorum. Diyorum ki mesela dünyanın en yüksek dağı, yani deniz seviyesinden en yüksek tepeye sahip olan dağı diyorum. Belirli bir somut bireyi, somut tekil yani, tek bir varlığı adlandırıyorum. Anlıyor musun? Ha, şimdi bir başka soru da bu. Şimdi bu somut bireyler varlar mı? Ya da dilde biz bunlara gönderimde bulunan terimleri kullanarak bir takım cümleler vesaire kuruyoruz. Peki eğer bu adların ya da bu belirli betimleyici ya da tasvir dediğimiz şeylerin gönderimde bulunduğu nesneler var değillerse, exist etmiyorlarsa, yani işte somut olarak uzay zamanda var değillerse diyelim, biz aslında ne hakkında konuşmuş oluyoruz? O tip önermelere doğru ya da yanlış diyebilir miyiz? Şu anki konumuz bu. Bir örnek üzerinden konuşalım mı? Mesela bizim klasik düşünce okulunda ne yok? Yani fiziksel varlık olarak söylüyorum.
Ne yok? Yok. Tamam, şey yani binanın içinde ya da bahçesinde falan. Projektör yok. Evet, daha şey olsun. Ya bu ne derler o avlulardaki havuzlara? Şadırvan. Ha, tamam. Klasik düşünce okulunun şadırvanı 3 musluktur. 3 fıskiyelidir dedim. Diyebilir. Anlıyorsunuz bak ne dediğimi. Doğru mu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı? Çok güzel. Yani birisi bana diyebilir ki hocam yani ne doğrusu ne yanlışı ya. Klasik düşünce okulunda şadırvan yok ki 3 fıskiyeli mi 2 fıskiyeli mi hani şadırvan olsa dükkan senin hani gidip bakalım falan gibisinden bir şey ortaya çıkar değil mi? Çok enteresan bir mevzu bu. Şimdi daha önceden de bahsettim bunu hatırlıyorsunuz. Bakın tekrar ifade ediyorum. Mantıkta bizim bir ilkemiz var. Hani geleceğin belirlenmişliği meselesinde de bunu konuştuk. İki değerlilik ilkesi dedim. Principle of bivalence nedir o? Herhangi bir önerme, anlamlı bir önerme dile getirildiğinde mantık diyor ki, yani bir ilkesi eğer o ilkeyi kabul ediyorsanız o önerme ya doğrudur ya da yanlıştır diyor. Yani Aristoteles orada bir sıkıntı yaşamıştı gelecekle ilgili önermelerde. Yarın deniz savaşı olacaktır önermesi de doğru ya da yanlış ne dersek diyelim gelecek belirlenmiş oluyor ne yapsak acaba filan diyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet ya nasıl unutursunuz daha kaç gün oldu? Allah Allah. Değil mi? Şimdi aynı ilkeyi düşünelim. Bu sefer amacımız gelecekle ilgili bir sorun yaratmak falan olmasın. Bu sefer giderdiğimizde şu. İşte ben kalktım dedim ki klasik düşünce okulunun şadırvanı 3 fıskiyelidir dedim. E kardeşim anlamlı bir önerme işte. Bakın bir çelişki içermiyor. Ne söylediğimde anlıyoruz. Bak demek ki o klasik düşünce okulunun şadırvanı denince bir şey kavranılıyor işte. Bir şey düşünülüyor. Ha o da bir de onun bir yüklemi var. E bu sefer bu doğru mu diyeceğiz, yanlış mı diyeceğiz? Seçeneklerimiz neler? Seçeneklerimizin ilki şu. Ya kardeşim, madem yok ortada, o ben anlamam principle of bivalence şu bu filan. Ne doğrudur ne yanlıştır. Ne demek bu? Mantık iki doğruluk değerine değil, üç doğruluk değerine sahip olmalıdır demek. Ha yani bir çözümü satın alıyorsanız onun bir bedeli var anlamında söylüyorum. Bak demek ki önermeler doğru olabilir. Bir görüş bu. Yanlış olabilir. Doğruluk değeri belirsiz olabilir. Doğru yanlış belirsiz diye üç doğruluk değeri vardır. Kabul ediyor musunuz bu çözümü? Bak bu bir çözüm. Şimdi niye ya ne güzel üç doğru. Ya iki tane doğruluk değeri sıkıcı zaten iki tane yani. Bir, üç tane olsun. Ne güzel işte. Daha bol. Zengin yani. Ne bileyim. Şimdi burada bir duralım. Biraz bekleyelim. Birisi de şöyle bir şey söyleyebilir. Diyebilir ki ya kardeşim benim öyle bir dil anlayışım var ki, öyle bir varlık anlayışım var ki bana göre hakikaten bu dünyada gerçekten var olmayan nesneler hakkında konuşulabilmesi de meşrudur. Her bu anlamda çelişkiye düşmeden dile getirilebilen, hakkında böyle bir şeyler ifade edilebilen, belirlenebilen nesne bana göre bir nesnedir. Olanaklı öyle bir dünya vardır ki, yani düşünülebilen, orada hakikaten bu üç fıskiyelidir önermesi doğrudur. Olanaklı öyle bir dünya vardır ki, olanaklıdır ki işte o üç fıskiyesi vardır önermesi yanlıştır. Fakat mevzu şu. Bütün bu olanaklı dünyaların hepsinde tek bir nesne kümesi vardır. Dilin belirlediği tek bir nesne kümesi vardır. Bak şimdi ne var ne yok tartışması yapıyoruz ya tam metafizik işte. Yani böyle bir sorunla karşılaşınca demin ki hiç metafiziğe ben sapmıyorum kardeşim ne doğru ne yanlış bıraktım gittim dedi. Şimdi ikinci cevap şunu diyor. Kardeşim ben öyle düşünmüyorum diyor. Bazı diyor nesneler benim dünyamda gerçekten var olabilir. Uzay zamanda filan. Ama benim hakkında konuşabileceğim nesneler gerçekten bu dünyada var olan nesnelerle sınırlı değildir. Hakkında konuşabileceğim nesneler tek ve kocaman bir küme oluşturur. Bunların bir kısmı benim dünyamda vardır.
Ama ben çok rahatlıkla bunların başka bir kısmının gerçekten var olduğu olanaklı dünyalar düşünebilirim. Yani benim varlık alanım çok geniş yani. Diyebilir. Değil mi? Bence bu daha güzel. Daha rahat, ferah böyle her türlü nesne var hakkında konuşulabilecek. Sadece vardır demek zorunda değilsin. Yani exist demek zorunda değilsin. Tamam mı? Hepsiyle ilgili de konuşabiliyorsun. Mis gibi şey, evren. Her şey var. Bir başka açıdan da konuşulabilmek üzere. Gerçekten hangileri var? Burada olanlar var. Olanaklı başka dünyalarda düşünülebilir. Şimdi ben size daha önce de bu yönelimsellikten bahsettim. Bakın tekrar bahsediyorum. Yönelimsellik, intentionality tabiri çok önemli bir tabir. Dedim ya, dil açısından ele aldığımızda ben işaretleri diziyorum. İşaretlerin kendisinin kendinde bir anlamı yok. O işaretleri belli bir birlik içerisinde tutuyorum. Hani benim gramerimin şartlarını sağlayan. O işaretlerde olmayan bir şeyi idrak ediyorum, anlıyorum, bir anlam veriyorum. İşte intentionality demek bu demek. Ona yöneliyorum anlamında. Yani işte dünyanın en yüksek dağı dediğimde siz bir şey yakalıyorsunuz, idrak ediyorsunuz. Yani o sentaktik yapıdan sentaktik olmayan, işte semantik, anlam bilimsel bir şey çıkıyor. Klasik düşünce okulunun şadırvanı dediğimde de bir şey yakalıyorsunuz, kavruyorsunuz. Bir düşünüş dolayısıyla diyor ki, bu şekilde düşünülebilen her şey hakkında konuşulabilir meşru bir nesnedir diyor. Varlık bu kadar geniş. Tamam mı? Bunların bir kısmı ise senin gerçekten fiilen yaşadığın dünyada var olabilir. Hı? Klasik düşünce okulunun işte bu avizesi işte, tamam mı? Var. Hakkında da konuşabiliyoruz. Ama şadırvanı burada yok. Ama hakkında konuşabiliyoruz. Bak, farklı bir bakış açısı bu. Hı? Şimdi bunu söyleyenlerin söyledikleri bir başka şey daha var. Hatta diyorlar bizce, demin çelişkiye düşmeden dedim ya, bu şartı dahi kaldırabiliriz diyorlar. Ne demek bu? Bu demek, şu demek. Mesela kendi içinde çelişki barındıran bir betimleme dahi ya da bir kelime grubu dahi hakkında konuşulabilir bir nesne belirler demek. Yani var olma ihtimali yok çünkü çelişik. Bir herhangi bir dünyada var olamıyor. Fakat hakkında konuşulabilir diyorlar. İmkansız da evet, hah, çok güzel. İmkansız nesne bunlar. Mesela bu örneklerden birisini veren bir felsefeci, demin Russell'dan bahsetmiştik. Birazdan buna geri geleceğiz. Onun böyle karşıtlık içerisinde bu tartışmaları yaptığı bir adam var, Meinong diye. 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında yaşamış. Bu tip bir nesne kuramına sahip. Adam diyor ki mesela, yuvarlak kare diye bir ifadede ben bulunabilirim diyor. Çelişik. Herhangi bir şekilde herhangi bir dünyada var olduğu da düşünülemez. Bu anlamda imkansız bir nesne. Tamam mı? Ama diyor hakkında konuşulabilmesinde hiçbir mahsur yok diyor. Bunun hakkında nasıl konuşuruz? Mesela şöyle bir cümle kurabilirim. Yuvarlak kare olsaydı, var olsaydı köşeleri olurdu. Kare ya. Yani yuvarlak kare olsaydı köşeleri olurdu. Konuşabiliyorsun. Yani bu öyle bir çerçeve ki, bırak şeyi, hani çelişkiye düşmeden düşündüğünü, çelişik olan dahi hakkında konuşulabilir hale geliyor. Anladınız mı? Heh. Şimdi Russell bu görüşe sinir olmuş. Bu daha böyle fizikalist, materyalist falan bir adam, mantıksal şey, olgucu bir adam. Adam diyor ki, ben diyor, hem şöyle bir çözüm öneriyor, şimdi size o çözümü anlatacağım. Hem diyor, iki değerlik ilkesini kurtaran, hem iki değerlik ilkesini kurtaran, yani doğru yanlış anlamında, hem de bu problemlerden, böyle bir varlık anlayışından bizi kurtaran size bir çözüm önereceğim diyor. Size şöyle bir cümle yazayım. Bunun üzerinde konuşalım. Bugünkü İran Şahı felsefe bölümü mezunudur diyelim.
Doğru mu? Yanlış mı? Bu iki aşağı yok ki yani, değil mi? Aynı hikaye. Bizim şey gibi, şadırvan gibi. Ya yani yok ki şadırvan ya. Yani. Gitti şadırvan falan. Yok aynı şey. Ne yapacağız? Şimdi önümüzdeki derste, pazar günkü derste size biraz mantıktan bahsedeceğim. Modern mantıktan da bahsedeceğim. Bizim bugün anladığımız anlamda modern mantığı Gottlob Frege diye bir adam geliştirmiş. Alman matematikçi ve mantıkçı, niceleme mantığı denilen bir mantık geliştirmiş. Bizim bugün sembolik mantık ya da niceleme mantığı dediğimiz bir mantık. O böyle bir önermeyi şöyle bir biçime dönüştürerek anlıyor. Biraz böyle işin içine değişkenleri, meşkenleri katıyor. İşte niceleme, miceleme işlemlerini katıyor. Diyor ki en az bir x vardır ki x bugünkü İran şahıdır ve o x, her kimse o, felsefe bölümü mezunudur. Yani bugünkü mantık diyor Russell, Frege'de onu öğrenmiş. Bu tip bir önermeyi, şu tip bir önermeyi, bu tip bir önermeye indirgiyor ve dönüştürüyor diyor. Bu önermenin diyor aslında mantıksal biçimi böyle bir şeydir diyor. Çok enteresan. Söylemek istediği şey şu. Aslında diyor, Meinong gibilerinin diyor, yani sadece onunla sınırlı değil. Şu tip ifadelerin, yani bugünkü İran Şahı gibi, bunları dedik ya, bunlar belirli betimleyici, tek bir nesneyi belirleyen ya da tasvir eden ifadeler. Bunların birer ada benzediklerini ve bir ad gibi bir nesneye işaret ettiklerini düşündüler diyor. Oysa diyor dilin mantığını doğru anlasalardı, böyle bir mantıkla karşılaşacaklardı. Ve konuya bu açıdan bakarsak diyor, hiç ad gibi terim kalmıyor geriye. Bakın dikkat edin. Ve böyle bir önerme biçimine de yanlış diyebilmenin bir imkanı var diyor. Şimdi nasıl diyor bunu görelim. Şimdi bakalım. İleride inşallah bir sembolik mantık dersi falan da alırsınız. Onu da söyleyeyim almadıysanız da. En az bir x vardır ki gibi şu ifadeye biz niceleyici diyoruz. Niceleyiciler kavramları niceleyen şeyler. Kendileri birer yüklem değiller yani. Şunlar zaten değişken. Nicelenen şeylerin nicelenmesini sağlıyor. Bugünkü İran şahıdır ve felsefe bölümü mezunudur. Bakın dikkat edin, birer yüklem. Ad değiller. Bir şeye yüklediğimiz birer yüklem. Bak adlar gitti. Burada hiç ad kalmadı. Burada ad gibi davranan, nominal gibi davranan bir terim vardı. O puf diye yok oldu. Biz başka bir biçime çevirdik. Eğer bunun biçimi gerçekten buysa, Russell diyor ki, kardeşim, en az bir x vardır ki x bugünkü İran şahıdır önermesi, bunun bir özellemesini yapsak, yanlıştır. Doğru. En az bir x vardır ki x bugünkü İran şahıdır, doğru olabilir mi? Değil. Zaten orada da köprünün altından çok sular akmış. Herhangi bir A ve B türü bir önermede de, eğer A yanlışsa bunun doğruluk değeri ne olursa olsun, bu önermenin tamamı yanlıştır. Yani bakın dikkat edin. Eğer önermenin bu tip bir ad gibi davranan terimi içeren bir önermenin mantıksal biçimi böyleyse, ben iki değerlik ilkesini ihlal etmeksizin böyle bir önermeye yanlıştır diyebiliyorum. Yalnız nasıl bundan sonra şöyle bir şey de diyor. Bakalım bunu beğenecek misiniz? Bana göre diyor, bu tip tasvirler, belirli betimleyiciler aslında göndergelere işte o yüzden sahip değillerdir. Dil bizi aldatır. Hatta diyor adlar da, ad dediğimiz şeyler de bu belirli betimleyicilerin bir kısaltmasıdır. Yani bir göndergesi doğrudan yoktur. Yani Ayhan deyince Ayhan'ın bir göndergesi yoktur. Ayhan kimdir mesela? Klasik Düşünce Okulu'nda öğrencilere eziyet eden felsefe hocası mesela gibi. Bunun bir göndergesi var. Hadi Klasik Düşünce Okulu'nda eziyet eden Ayhan, tamam. Şak buluyorsun yani. Bu tip betimleyicilerin bir anlamda kısaltması olduğu için ad diyor. Adların da diyor aslında bu anlamda bir göndergesi yoktur belirli.
Bunun çok enteresan bir sonucu var. Böyle düşünürsek. Adlar tek başına mı göndermiyor yani? Hayır, adlar zaten tek başına, kendi başına gönderemiyor. Bir göndergeye sahip olamıyor. Hep bu belirli betimleyiciler üzerinden sahip oluyor. Tamam. Belirli betimleyicileri de buna ilediğimizde aslında gönderge yapılan bir şey kalmıyor. Bunun sonucu ne? Bak, adlar puf diye yok oldular. Hani böyle sihirbazlık gibi yani. Hani bir zamanla adlarla başladık, özel adlarla. Onları belirli betimleyicilere dönüştürdük. Sonra onları eledik. Adsız böyle bir dille karşı karşıya kaldık. Yüklemler var, niceleyiciler var, şu var, bu var filan ama adlar yok. Dolayısıyla adların göndergeleri de yok. Russell niye böyle bir şey savunuyorsun? Çok basit. Adam mantıksal atomcu. Ne demek bu? Gerçekliğin hani atomlardan oluştuğunu düşünüyor ama söz konusu atomların Aristoteles'in devrindeki gibi bireyler, somut cevherler olduğunu düşünmüyor. Onun mantıksal atomları neler? Olgular. Bağıntılar yani. Bak, ontoloji değişiyor. Ne var ne yok tartışmasında. Eğer sen adlara ve belirli betimleyicilere böyle bakmaya başlarsan, diyorsun ki, ya aslında dil böyle bir şey. Dil aslında olguları resmeder. Olguları temsil etmemizi sağlar. Dilin grameri bizi öyle bir şekilde yanıltabilir ki biz evrenin, aynı Aristoteles'in zannettiği gibi bireylerden oluştuğunu düşünebiliriz. Somut birey ve cevherlerden. Aslında o meşru olmayan bir metafiziksel pozisyondur. Gerçekte aslında adlar madlar ve onların işaret ettiği somut bireyler ve cevherler yok. Aslında evren bir olgular toplamından ibaret. Bunu kabul ediyor musun? Düşünün yani. Bu da çok ağır bence bir sonuç. İşte bunu kabul ediyor evren diyor, olgulardan oluşmuştur diyor. Dil diyor olguları resmeder. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Sembolik mantık dersi alırsanız ileride, hani klasik mantık aldığımızda hep terimler mantığıyla başlıyoruz ya. Orada hakikaten adlarla, kategorilerle falan başlıyoruz. Sembolik mantık dersi alırsanız, bugünkü bir model mantık dersi alırsanız terimler mantığı yok. Doğrudan önermeler mantığıyla başlıyorsunuz. Niye diye sorarsanız cevabı aslında bunlarla ilgili. Çünkü aslında bugün biz gerçekliğin modern dönemde öyle somut cevherlerden ve bireylerden oluşan, işte teleolojik fiziğe de imkan veren bir gerçeklik olduğunu düşünmüyoruz ki. Bağıntılar var, olgular var, yasaları sağlayan olgular var. Dil de onu resmediyor ve ortaya koyuyor. Aslında önermeler esas. Çünkü önermeler dilsel olan temel birimler ve olguları temsil ediyor. Şunu da düşünün. Büyük ihtimalle sizin okuyacağınız tüm o geleneksel, klasik bizim kitaplarımızdaki ontolojik arka planda hakikaten cevherler esas. O kitapları burada okuyacaksınız. Kapıdan çıktığınızda çıktığınız dünyada, yani akademide öyle değil. Bu problemi çözmeniz lazım. Bu problemi nasıl ele alacağınızı düşünmeniz lazım. Problemler gittikçe ağırlaşıyor farkında. Böyle altında biraz böyle ezilmeniz lazım ah falan. Daha çok çalışmalıyım hissini yaşamanız lazım. Evet ya, bak ne meseleler varmış, ben şunları bir çözmeliyim falan olmanız lazım. Yani. Tabii şöyle de bir şey var. Felsefede şöyle bir şey. Bazen bir felsefeci gerçekten bu tip böyle bir probleme mesela takıldığında hemen bir cevap bulamayabiliyor. Bak, filozoflardan bahsediyorum. Aramızda da filozof adayları olsun istediğim için. Diyor ki mesela o felsefeciler, ben bir düşüneyim geleyim diyor. Bazen 3 yıl, bazen 5 yıl, bazen 20 yıl düşünüp geliyor. Hemen olmuyor yani, anlamını söylüyorum. Gideyim bir düşüneyim, hafta sonu da çözeyim şunları, biraz zor. Olabilir de zor yani. Tamam mı? Şimdi, gayet güzel süremiz. Dolayısıyla bugün biz neyi ele almış olduk sizle?
bu adların işte göndergeleri, gönderimde bulunduğu, atıfta bulunduğu, hakkında konuştuğu, var olanlar hakkında konuştuk. Tümeller, külliler ve tekiller. Ve bunlar da kendi içerisinde gördüğünüz gibi çok enteresan felsefi problemler barındırıyor. Evet, şu son 10 dakikamızda istediğiniz soruyu şu an sorabilirsiniz. Soru cevap kısmına gelmiş bulunuyoruz. Dene bakalım. Aristoteles'in varlık sisteminde temel birim, varlık birimi anlamında arke işte ilke, somut cevherler. Yani bireyler. Kendiliğinden hareket ilkesi olan, bir kendindeliği olan bireyler. Adlarla ilgili öyle bir tartışma yaptık ki, konuştuk. Mevzuyu öyle bir noktaya getirdik ki işte Meinong-Russell tartışması üzerinden Russell gibi birisi kalkıp bize bugünkü mantıktan hareketle dedi ki ya dil bizi yanılttığı için sanki Aristoteles'in resmettiği gibi bir evren var gibi düşünüyoruz ama hani modern fiziği falan da dikkate alırsak geçen derste konuştuklarımızı da düşünün. O söz konusu evren resmi bizi yanıltıyor olabilir yani gerçek olmayabilir. Asıl evrendeki temel birimler somut o cevherler ve bireyler değil. Bağıntıları sağlayan olgular, yani bir kendindelik yok bakın orada. Kendiliğinden hareket yok. Sadece belli bağıntıları sağlayan bir bağıntı olgular var diyelim. Ben orada dedim. Şöyle söyleyelim, Russell enteresan bir adam. Hayatının değişik dönemlerinde değişik tür realizmleri falan da savunmuş olan bir adam. Ama mesela Frege mantığının ontolojisindeki kavramlar diyelim ya da işte tümeller diyelim de bağıntısal. Hatta mesela şöyle söyleyelim. Mesela ben dedim ki bu elma kırmızıdır dedim. Frege nasıl düşünüyor size onu anlatmaya çalışıyorum. Adam diyor ki bu cümle diyor aslında bir yargıyı ifade eder. O yargı da bir kavram ve nesneden oluşur diyor. Nesneyi adlandıran şey bu elma. O bu elma nesnesini yargıdan söküp alırsak diyor, geriye hani o nesnenin doldurduğu bir boşluğa sahip diyor, bir kavram kalır diyor. Hani o boşluk kırmızıdır ifadesi Frege'nin mantığında, onun varsaydığı ontolojide asıl temel işte birim, tümel olarak var olan şey o. Bu düşünüş biçimi tabii şöyle bir anlamada geliyor. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Aristoteles mantığının bazı zorlukları var. Mesela bu saat bu masanın üzerindedir dersem, klasik mantık açısından konuya bakarsak bu saat cevherine bu masanın üzerinde olma yüklemi yüklenmiş gibi düşünüyoruz. İşte SP'dir formunda bir önermeymiş gibi düşünüyoruz bunu. Bugünkü mantık onu öyle almıyor. Diyor ki bu saat var, bu masa var. X, Y'nin üzerindedir şeklindeki bir bağıntıyı ikisi birden sağlıyor diye bakıyor. Bu bakış açısından bakarsak bağıntı yani iki boşluğu olan kavram asıl tümel. Nesneler hep onları sağlayan olarak varlar. Bak varlıksal olarak bağıntı öncelik kazanıyor, cevher ikincil plana itiliyor. Yani nesne varlığını o bağıntıyı sağlayan olarak kazanıyor. Nesne var da bir şeyler ona yüklem olarak yükleniyor ve yüklemler o cevher sayesinde var değiller. Bir tersine çevirme söz konusu. Burada gördüğümüz şey de aslında o. Yani mesela hakikaten klasik mantıkta yüzyıllar boyunca bu çok tartışılmıştır yani. Bizim Müslüman mantıkçılar da çok tartışmıştır bunu. Bu bağıntıları nasıl ele alacağız? Çünkü ontoloji buna müsait değil. Yani cevherleri esas alırsanız bağıntıları nereye koyacaksınız? Çok zorlanmaya başlıyorsunuz yani. İkili, üçlü, enli bir sürü bağıntılar var. Her yer bağıntılarla dolu hakikaten. Ki zaten Frege mantığı niye galebe çalmış? Modern dönemin mantığı niye Frege mantığı olmuş? Niceleme mantığı olmuş? Matematiksel açıdan asıl bu bağıntıları resmetmek ve ele almak esas.
Klasik mantıkta biz bu anlamda matematiksel bağıntıları ifade edemiyoruz. Çok zorlanıyoruz. Bugünkü mantık onları bu şekilde ele alabildiği için işte matematikte çok ilerliyor, ona bağlı bilimlerde çok ilerliyor vesaire. Ya. Süre bitene kadar ben buradayım yani. Bir yere de siz de gidemezsiniz. Bendeniz almadan gidemezsiniz acil durumlar hariç. Soru sormanızı öneririm o yüzden. Beklerim ben bari. Su içeyim bari. Sorusu olan. Ben sözlü yapayım o zaman. Anlattıklarımla ilgili. Kaldırıp tahtaya. Olur mu? Tamam. Evet. Tehdit var, ısrar yok arkadaşlar. Her zaman söylerim. Evet. Kitapta şey yapıyoruz. Hı. Yani şimdi tam nerede ne diyor hatırlamıyorum. Bir daha istiyorsan metinde de gösterirsen bakarız. Ama bir kere şöyle düşünün. Biz bugün aslında iki tür duyumlamaya da histen bahsediyoruz. Bir tanesi dışsal his dediğimiz şey. Yani benim dışımda belli yerleri olan, yani uzayda yer kaplayan diyelim, nesnelerin belli özelliklere sahip olarak duyumlanması, onların renklerinin, işte seslerinin, şunların bunların duyumlanması. Bir de, ben onları aynı zamanda içsel hissimde, yani zamana tabi olarak da, zamanın akışı içerisinde de zaten fark ediyorum. Ama herhangi bir şekilde belli bir yeri olmayan, yani belli bir yeri işaret edilemeyen bir takım hislere, duyulara da sahibim. Yani onlara işte mesela duygular, mesela ruh halleri. Hani mesela ben bugün depresif hissediyorum diyorsunuz, sevinçli hissediyorum diyorsunuz. O hissettiğiniz ve duyumladığınız o zihni hal dışsal değil. Dışarıda bir şeye karşılık gelmiyor ve işaret edilemiyor. Sadece bir boyut olarak zamansal, tamam mı? Bir şekilde. Ama duyumlanıyor, tecrübenizde ortaya çıkıyor. Hı? Şunu da söyleyeyim şimdi. Peki, diyelim ki dışsal histe bu şekilde, onu herhalde son derste konuşacağız. Bu şekilde şeyler ortaya çıkmış. Bunlara tezahürler diyoruz işte, erscheinung, appearance diyoruz. Tamam mı? Bunlar büyük ihtimalle bana böyle görünüyorlar. Şimdi çok enteresan bir sorun var realizm açısından. Hani o ilk dersimizde de konuştuk. Bunların bana görünmeyen ve kendinde olan bir halleri var mı? Ve ben onları bilebilir miyim? Şimdi aynı soruyu içsel his için soralım. İçsel histe ortaya çıkan hallerimin bir kendinde hali var mı ve onları bilebilir miyim? Şöyle de düşünebilirsiniz. Yani mesela dışsal histe ortaya çıkan şeylerin arkasında fiziksel nesnelerin olduğunu düşünebilirim. Yani ne anlamda? İşte kuantum nesneleri falan vardır diyebilirim yani. Hani tecrübede kendileri hemen ortaya çıkmıyorlar ama izleri ve etkileri ortaya çıkıyor. Tabii kendinde oldukları haliyle buradaki gibi yerleri var mı yok mu filan gibi sorunlar ortaya çıkıyor kuantum fiziğinde ve çok sıkıntılı. İçsel his için aynı şeyi sorsak, benim tecrübemde ortaya çıkan içsel hissimde ama kendinde olan şey ne diye sorsak, mesela ilginç bir nokta, bazı filozoflar şunu da söylüyorlar, diyorlar ki biz işte içsel histe ortaya çıkan ve o ruh halleriyle ve değişik şekillerde tezahür edenin kendisine İrade diyoruz diyorlar mesela. Kendinde olduğu haliyle. İradenin tezahürleri onlar. Tamam mı? Enteresan olan şey de şu. Bu iki tür kendinde şey. Yani irade ve duysal, dışsal duysal tezahürlerin kaynağında olan kendinde şey nasıl ilişkileniyor? Çok ciddi bir problem. Yani hocam bu şey gibi. Şimdi ben depresyon halindeyim. Arkadaşım depresyon halindeyim. Tamam, bu dersten sonra girmeniz lazım zaten. Evet. Ben farklı yaşıyorum, o farklı yaşıyor. Şimdi depresyon hangisi? Yani kendinde o bir olmak için. Yani hangisi?
O mesele o kadar kolay hakikaten bir mesele değil. Yani... Biricik, kimin biricikliği var mı? Yani ikisi de farklı bir depresyon yaşıyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani ben onu depresyon için söylemedim de. Hani daha biraz daha derinleştirmek istiyorum meseleyi. Ya mesela bugünkü psikanalitik kuram açısından mesela konuya yaklaşsak. Mesela Lacan okursanız mesela. Jacques Lacan var. Ünlü Fransız psikanalist. Freud, Fransız Freud diyorlar adama. Adamı mesela bir bilinçaltı özne kavramı. Yani bir, o bilinçaltı özne kavramının bizim anladığımız anlamda böyle uzay zamanda belirlenmiş ve yalıtılmış ve bizim gibi bireylere bölünmüş bir özne olduğunu adam düşünmüyor mesela. Yani. Yani şunu demek istiyorum. Yani sen kendinden dolayı ve beynindeki bir takım problemlerden dolayı ya da yaşadığın olaylardan dolayı kendine has bir depresyon yaşayabilirsin. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum zaten. Kastettiğim şey o değil. Yani realistler açısından problemi daha ilginç kılan diyelim. Ya da mutlak idealistler açısından aynı noktaya doğru yakınsıyor konu. Problemi ilginç kılan şey zaten o bilinçaltı özne kavramı. Herhangi bir şekilde, yani şöyle diyelim mesela, bazı fobileri biz açıklamak istediğimizde diyoruz ki ya insan türünde bu fobiler ortaya çıkıyor diyoruz. Ya nasıl oluyor bu? Senin bilmem kaç nesil öncesinde yaşadığın bir takım tecrübelerin kaydı bir şekilde kendinde olduğun haliyle sende mevcut. Ya nasıl mevcutsa mevcut. Sen bir şeyle karşılaştığında ona öyle bir tepki veriyorsun ki bunun hani senin ben dediğin şeyle, korteks düzeyinde kurulan şeyle bir alakası olmayabiliyor. İş daha karışık yani. Şunu fark edin, ilk dersten beri onu da söylüyorum. Uzay zamanda ortaya çıktığı ve sizin farkında olduğunuz haliyle gerçeklik, gerçekliğin tamamı zaten olmayabilir işte. Değil mi? Öyle değilse biz o gerçeklikle ilgili nasıl bilgi sahibi olabiliriz? Falan. Tabii ayrı bir tartışma konusu. İşte onlar da hep konuşuluyor. Ya hayat bir rüya mı? Bilmiyorum ki, keşke bilsem. Şu sıralarda biraz kabus gibi ama. Şu darbe sonrası falan. Neyse. Şimdi, tamam hadi kurtardınız sözlüden. Kitapları okuyoruz. Bu dersin sorusu da gelecek size. O 6 tane soru gelecek. En az 2 tanesini yazılı cevaplayıp vermek durumundasınız. Bak tekrar hatırlatıyorum. Tamam mı? Uğraşın. Uğraşmak sizi ilerletir, geliştirir. Tamam mı? Her zaman size sorun yaratan sizin için kötü bir şey yapıyor demek değildir. Değil mi? Tamam hadi görüşürüz bakalım.